Şimdi v değerini bulmak için işlemi gerçekleştirebiliriz. Hemen denklemin sağ tarafını sadeleştirelim. v eksi negatif v değerinden 2v kalır. 1 eksi negatif v kare bölü c kare değeri de 1 artı v kare bölü c kare olur. Peki, bundan sonra ne yapabiliriz? v değerini bulmak istediğimizden çarpma işlemi yapabiliriz. Denklemin her iki tarafını da 1 artı v kare bölü c kare değerleriyle çarpabiliriz. Bunu yazalım. 1 artı v kare bölü c kare. Sağ tarafta bu ikisi birbirini götürür. Sol tarafta da 0,8 değerini parantezin içine dağıtabiliriz. Burada 0,8c artı v kare bölü c kare olur. Paydaki c, paydadaki c'lerden birini götürür. Yani burası artı 0,8 çarpı v kare bölü c kalır. Yani sol taraftaki bu değer 2v değerine eşit olur. v değerini bulmamız gerektiğini unutmayın. Yani aslında v değerinde ikinci dereceden bir denklem yazmış olduk. Biraz yer açılması için bu işlemi şurada yapalım. İki taraftan da 2v değerini çıkartalım. Bunu derece sırasına göre yazalım. İki taraftan da 2V çıkardığımdan sol tarafta elimizde 0,8 bölü C çarpı V kare eksi 2V artı 0,8C kalır. Bu değer de aslında 0'a eşit. Sadeleştirmek için her iki tarafı da C ile çarpabiliriz. Her iki tarafı da C ile çarparsak burası 0,8 çarpı V kare eksi 2CV artı 0,8C kare olur. Bu değer de yine 0'a eşit. Bu matematik işlemine devam edebiliriz. Ancak v değerini bulmak için ikinci dereceden denklem formülünden yararlanalım. Bunu farklı bir renkle yazalım. v negatif b değerine eşit. Yani burası b'ye eşit olur. Bu da a değerimiz. Bu da c değerimiz. Bunlar ikinci dereceden denklem formülündeki değişkenler. Yani v negatif b olur. Yani negatif 2c değerinin negatifi. Burası 2c artı ya da eksi b karenin karekökü olur. Yani karekökün içerisinde negatif 2c kare, pozitif 4c kare olur. Bu değerden 4 çarpı a değerini çıkarmamız lazım. Yani burası da eksi 4 çarpı 0.8 çarpı c çarpı 0.8c kare olur. Şimdi payda kısmını yazalım. Payda kısmı, 2A'dan 0,8 çarpı 2 yani 1,6 olur. 4C kare değerini çarpanlarına ayıralım. Yani burası 4C kare çarpı 1 eksi 0,64 olur. Çünkü 0,8 çarpı 0,8'den 0,64 sayısını elde ederiz. Burada her iki tarafta da 4C kare değerini çarpanlarına ayırmış olduk böylece payda kısmında 2c artı ya da eksi ve az önce bulduğumuz karekökün içindeki değer kaldı. Pay kısmına da 1,6'ya bölmemiz gerekiyor. Biraz aşağıya kayalım. Bu da şu değere eşit. Bundan sonrası kolay olacak. 2c artı ya da eksi yazalım. 4c kare değerini kökün içinden çıkaralım. 2c olur. Yani burada 2c artı ya da eksi 2c çarpı 1 eksi 0.64 değerinin karekökü var. 1 eksi 0.64 işleminin sonucu 0.36 olur. İşlem oldukça basitleşti. Pay kısmına da 1.6 değerine bölelim. 0.36 karekökü dışarı 0.6 olarak çıkar. Yani burada 0.6 kaldı. Biraz daha aşağıya kayalım. Bu değer de 2c. Şimdiden sonucu tahmin edebiliyorum eksi ya da artı 1,2c. 2c çarpı 0,6 bölü 1,6 değerine eşit. V için iki farklı değer var. Ancak bu ikisini toplarsak elimizde 3,2c bölü 1,6 kalır. Yani ışık hızından daha büyük bir hız. O yüzden burası pozitif olamaz. Cevabı bulmak için burayı negatif almamız gerekiyor. Yani 2c eksi 1,2c bölü 1,6. Bu da 0,8c bölü 1,6 değerine eşit. 0,8 aslında 1,6'nın yarısı olduğundan sonuç 05 c çıkar. Epeyce uzun bir işlem yapmış olduk. Peki bu işlemden neleri elde ettik? A referans sisteminde A'nın durağın olduğunu öğrendik. A'nın arkadaşı B'nin bağl hızının ışık hızının onda 8'i olduğunu biliyorduk. Bir de referans sistemini belirleyen C'nin A'dan ışık hızının yarısı bir hızda uzaklaştığını öğrendik. Işık hızının yarısı. A referans sisteminde C'nin hızı A'ya kıyasla B'nin hızına daha yakınmış gibi görünüyor. Ancak özel göreliliğin geçerli olduğu Einstein'ın dünyasında yaşıyoruz. Çünkü C referans sisteminde A ve B, C'den 0,5 C'lik hızla uzaklaşıyor. Buradaki hızın pozitif 0,5 C, buradaki hızın da negatif 0,5 C olduğunu söyleyebiliriz. Tam ortada bulunan bir referans sistemi bulmayı başardık. Bu oldukça yararlı. Çünkü bazı insanlar asimetrik göründüğünden Minkowski uzay zaman grafiklerini sevmiyor. A referans sisteminde B ışık hızının onda 8'i bir hızda yol alsa da B referans sisteminde olsaydık A 0,8 c'lik bir hızla sola doğru yol alırdı. Ancak şimdi ikisinin de aynı hızda farklı yönlerde yol aldığı mutlak bir referans sistemi belirleyebiliriz. Bu da uzay zaman grafiğini anlamamızı kolaylaştırır. Bunu sonraki videolarda göstereceğiz ama bu problem de kendi başına oldukça eğlenceliydi.